sevgili dostlarım, TV4 ekranlarında Özlem Recep'le astroloji programıma hoş geldiniz. Bu hafta 4-10 Temmuz arasında gökyüzünde neler mi var? Size hepsini anlatmak için sabırsızlanıyorum. Gökyüzünde haftaya bir kere Ay Başak Burcu'yla geçişiyle birlikte başlıyoruz ve Güneş Yengeç Burcu'nda hazine sabit yıldızıyla birlikte ay kavuşuyor sabah saatlerinde. Bu da demek oluyor ki parasal konularla alakalı umulmadık şanslar, umulmadık fırsatlar, destekler haftanın genelinde bizlerle olacak gibi görünüyor. Daha titiz, daha analitik düşünen, haftanın ortasında da ikili ilişkilerde dengede olmak isteyeceğimiz o gönül ilişkileri var ya, hani hep böyle kış aylarından beri sıkıntı yaşadığımız gönül ilişkileri, umulmadık şanslar, fırsatlar, destekleri arkamıza adeta alacakmışız gibi görünüyor ve ilerleyeceğiz şahane enerjilerle. Haftanın sonuna doğruysa eğer ki sırlı, gizemli olmak isteyeceğiz. Mars bu hafta bir de Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Ayın fazlarıyla birlikte değerlendirdik ama bir de Mars var ki o birazcık böyle kavgayı seven Mars Boğa Burcu'nda biraz kibarlaşacak adeta. Önümüzdeki 45 gün konfor alanını düşünen, hareket enerjisinin keyfine göre biraz bağlı olan, yiyelim, içelim, gezelim, eğlenelim tadında olan bir döngü bizi bekliyor. Güne keyif kahvemizi içmeden başlamayacakmışız gibi görünüyor. Haydi bakalım hayırlısı. Mars'ın Boğa Burcu'ndaki seyri, ünlülerin hayatındaki sırları da önümüzdeki döngüde gündeme getirecekmiş gibi görünüyor. Neler neler duyacağız bakalım bu hafta itibariyle. Ayrıca bu hafta 6-7 Temmuz günü Sirius günlerini not almanızı istiyorum. Çünkü Sirius günleri Güneş'in Sirius yıldızıyla kavuşumu bizim hayatımızda önemli rol oynuyor. Bu önemli günlerde ihtiyacı olanlara yardım etmek, dualarda bulunmak sizi bir yıl içerisinde pek çok kötülükten koruyabilir, haberiniz olsun. 6-7 Temmuz tarihini tekrar böyle altını çizerek söylüyorum. Dua, dilek ve yardımlar yaptıktan sonra beyaz bir kağıda şöyle bir ufak bir ritüel de verelim. Bir yıl içerisinde neler yaşamak istiyorsanız sizin ve bütünün hayrına olacak şekilde dileklerinizi yazıp evinizin içerisinde en sevdiğiniz yere koyabilirsiniz. Haydi bu da bu haftanın ritüeli olsun. 6-7 Temmuz gününü ne olursunuz kaçırmayın diyorum. Peki bu hafta burçlarda neler var, neler yok? Koçlar, boğalar, ikizler, kovalar, balıklar neler bekliyor sizi? Haydi bakalım anlatmaya başlayalım öyleyse koç burçlarıyla birlikte. Sevgili koç burçları, bu hafta parasal konularla alakalı biraz daha temkinli olmanız gereken özel bir sürece geçiyorsunuz. Özel bir süreç geçiriyorsunuz çünkü önümüzdeki 45 gün zaten Mars'ın boğa transiti ile birlikte para evinizde olan Mars'tan dolayı çok dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Bu haftaya kısa seyahatler ve organizasyonlar, çocuklarınızla birlikte birbirinize özel vakit ayırabileceğiniz güzel zaman döngülerini de geçirebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Haftanın ortasında ise kalabalık ortamlarda bulunacaksınız. Eşiniz ve dostlarınızla birlikte çok ama çok mutlu olacaksınız. Haftanın sonuna doğruysa uzak seyahatler ve tatil planları içerisinde belki biraz daha böyle kendinize vakit ayırmak, biraz daha o ruhunuzu iyileştirmekle alakalı olan kombinasyonlar arkanızda olabilir, değerlendirin. Eğitim ve öğretimle alakalı ilgilendirilen konular varsa eğer ilgilendiğiniz yeni eğitim mi alsam, iş yerimde bir noktaya ulaşmak istiyorum, bunun için gerekli olan eksiklerimi mi tamamlasam diyorsanız eğer ki önemli atılımlar içerisine girmeyi düşünebilirsiniz bu hafta diyelim. Evet, koç burçlarını anlattık, şimdi boğalara geçeceğim ama fazlasıyla sosyal medya hesaplarımızdan bana şunu soruyorsunuz, diyorsunuz ki yükselen burcuma mı göre dinleyeyim yoksa güneş burcuma mı göre mi dinleyeyim? Öncelikle yükselen burcunuza göre ama güneş burcunuzu da ihmal etmeyin. Yani hangi doğum tarihinde doğduysanız o burcun etkilerini de taşıyorsunuz. Ben de ona göre yorumlarımı yapıyorum. Ve boğa burçlarıyla birlikte devam edelim. Sevgili boğa burçları, bu hafta Mars'ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte artık hareket enerjiniz biraz daha artıyor sanki. Ancak biraz daha sinirli, biraz daha hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Ve 45 günlük bu döngüde girdiğiniz ortamların içerisinde sinirlenmemeye, olayları büyütmemeye biraz özen göstermelisiniz. Tekrar söylüyorum, önümüzdeki 45 gün ve bu süreç içerisinde kazalara karşı da biraz temkinli olmanızı önermekteyim. Çünkü Mars'ın o özellikle yükselen boğalar için Mars'ın bu transiti
biraz ateşli hastalıklar, biraz kazalarla alakalı olan konularda biraz sizi zorlayabilir. Temkinli, dikkatli ve önünüzü görerek hareket etmek oldukça önemli diyorum. Ve parasal konularla alakalı yaşayacağınız artışlar, sevdiklerinizden göreceğiniz bazı değerler ve özellikle kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla alakalı yaşayacağınız güzellik de kapınızda sanki adeta bu hafta ve haftanın ortasına doğru da arka planda, evet bu konuyu biraz parmak basmamız lazım, sizi huzursuz etmek isteyecek olan kişi ve olaylar gelecek. Haberler gönderecekler. Bu haberlere karşı temkinli olmalısınız. Özellikle iş yerinizde olan, arka planda sizin için hakkınızda konuşanlar, yöneticilerinize bir şeyler söyleyenler var. Lütfen temkinli ve dikkatli olun diyorum. Haftanın sonuna doğru ise üzüleceğiniz olaylara biraz gebe olabilir bu arka planda sizin hakkınızda konuşanlar. Temkinli olursanız kolaylıkla atlatabilirsiniz. Eşiniz ve beraberliğiniz, yani eşiniz ya da beraberliğiniz diyelim, kimileri belki nişanlanma arifesinde, kimileri nişanlı evlilik arifesinde, sıkıntı yaratmak isteyenler de olabilir evliliğiniz içerisinde. Onlara karşı da birazcık daha temkinli, dikkatli ve mesafeli olmaya özen gösterebilirsiniz. Bu hafta daha dikkatli olmak önemli her türlü konuyla alakalı sevgili boğa burçları diyorum. Evet, ikizler burcuyla birlikte devam etmek istiyorum ama yengeçler sakın bir yere ayrılmayın. Çünkü kalabalık ortamlarda karşılaşacağınız olaylar var. Hepsini detaylı bir şekilde aktaracağım size ve aşk hayatınızla alakalı bir şeyler var. Ama önce ikizler burcu. Sevgili ikizler burçları, gizli düşmanlarınızın aktifleştiği bir döngüye bir kere giriyorsunuz. Mars'ın boğa burcundaki transiti ile birlikte önümüzdeki 45 günlük süreç içerisinde aslında gizli ve gizemli olmayı tercih edebilirseniz eğer ki ve işinizde gücünüzde kendinizi çalışmaya adayabilirseniz daha verimli bir enerjiyle birlikte ilerleyebilirsiniz. Bu sürecin içerisinde sanki şöyle bir durum da var. Arka planda hakkınıza girilen enerjilerle alakalı üzüntüye girmeniz ve sıkıntı yaşamanız muhtemel. Bir kere öyle düşünmeyin. Her konuyla birlikte arındığınızı düşünün. Çünkü daha iyi iş teklifleri, daha iyi karşınıza çıkacak olan kişiler ve daha iyi olacak olan süreçler sizi bekliyor. Arındıklarınızı bence şükredin diyorum. Bu sürecin içerisinde bir de hastaneler ve evcil hayvanınızla alakalı da koşturmacalar var sanki. Bunlar biraz sizi bekliyor. Sağlık sigortanız yoksa bu döngüde temin etmeniz fena olmaz gibi geliyor. Çünkü bu süreçlerden geçerken böyle hastaneler, operasyonlar, tedavi almak istediğiniz konularla alakalı kendinize özen gösterebilirsiniz. Aynı zamanda diyet ve detoks yapmak için de güzel zamanlar gibi görünüyor. Borç para isteyenlere karşı bu hafta dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü bu hafta böyle adeta arka planda hani parasını alayım ama asla vermeyeyim tarzında olan insanlarla karşılaşabilir misiniz gibi bir enerji var. Aynı zamanda annenizden, çekirdek ailenizden alacağınız destekler de görünüyor. Biraz olumsuz şeyleri söyledik ama anneniz, çekirdek ailenizden alacağınız destekler var. Onların öngörülerine karşı biraz daha dinlemeniz gerektiğini altını çizelim. Haftanın ortasına doğru ise aşk ve sevgi konularıyla alakalı kalbiniz biraz böyle pırpır olacak olan enerjiler var. Zaten Venüs'ün sizin burcunuza ilerlemesiyle birlikte pek çok kalbi de çaldınız. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Bu hafta belki de uzunca zamandır aşkta iki ileri bir geri olan ikizler burcunun enerjileri dengelenirken böyle pazar günü kalabalık ortamlarla birlikte belki de ya da tatil planları varsa sizi bekliyor olabilir ve karşılaşmalar, rast gelmeler olabilir. Bu kişi eskilerden tanıdığınız ama hiç daha önce böyle flörtleşme yaşamadığınız biri de olabilir. Bir anda ilgisini ve alakasını kendi üzerinizde hissedebilirsiniz diyorum. Ve yengeç burçlarına geçiyorum. Sevgili yengeç burçları, sizleri neler bekliyor acaba? Sabırsızlanıyorsunuz değil mi? Kalabalık ortamlarda isminizden bir kere bahsettireceksiniz yengeç burçları. Biraz evvel de söylemiştim kalabalıkların arasında neler oluyor diye. Mars'ın boğa burcuyla birlikte, geçişiyle birlikte seyahatler, organizasyonlar, uzak yerlere tatil, kalabalık arkadaş gruplarıyla yapacağınız planlar ruhunuza çok ama çok iyi gelecek ve bu transitin bir sıkıntılı yönü var ama aile içindeki büyüklerinizden babaanne, dede gibi biraz rahatsızlıklarıyla alakalı bir haberler gelebilir. Onları biraz ziyaret etmek önemli. Eğer ki böyle bir durum varsa kolaylıkla atlatmanızı bir kere diliyorum. Ama
geçecek olan sıkıntılar bunlar, hiç merak etmeyin. Bu hafta Yengeç Burçları Ay Başak Burcu'yla birlikte transit yaparken seyahatler ya da yakınlarınızın size gelmesiyle alakalı da ve aynı zamanda böyle flörtleriniz, sanki böyle haber alamadığınız flörtler, kalbiniz boşsa ve arkadaşlarınızdan gelecek olan haberler de hani seni düşünüyor gibi olan haberler var. Uzun uzun telefon konuşmaları da gündeminizde olacakmış gibi görünüyor. Evli ve mutluysanız keyifli vakitler sizi bekliyor. Belki de bebek planlayacağınız bir vakite giriyor olabilirsiniz, haberiniz olsun. Hafta sonuna doğru şansı ve fırsatı arkanıza alacaksınız bir kere. Ancak yine de görünmeyenin arkasındaki sırlara lütfen dikkat diyorum. Çünkü fark edemediğiniz olaylar var. Biraz keskin kararlar almak yerine biraz akışta olmak, kariyer, iş, aşk konularıyla alakalı biraz anı anda yaşamak oldukça önemli. Geleceği şu hafta düşünmeyin derim ve Aslan Burçları'yla birlikte devam etmek istiyorum. Ama Başak Burçları, bir yere ayrılmayın. Çünkü sizin hayatınızda hukuksal kurallar, konular, kanunlar ve aynı zamanda uzunca zamandır hakkınızı alamadığınız bir şeyler gündemde, bazı karşılaşmalar var. Sakın ayrılmayın bir yere diyorum. Ve aslanlar, sevgili Aslan Burçları, kariyerinizde hız kazanacağınız özel bir sürece geçtiniz. Haydi hayırlısı olsun diyelim sizler için. Planlar, projelerle alakalı uzunca zamandır sıkıntı yaşadığınız, yani şöyle sıkıntı, aslında iyi gidiyor kariyeriniz ama bir anda belki bir iş yerinden ayrılıyorsunuz ya da bir iş teklifiyle birlikte karşılaşıyorsunuz, ne yapacağınızı bilemediniz ya da geçtiğimiz aylarda iş teklifleri geldi, geçsem mi acaba, yapsam mı acaba gibi soru işaretleri vardı. Şimdi bu konular bu haftayla birlikte bitiyor bir kere, haberiniz olsun ve para kapıları ardına kadar sizin için açılacakmış gibi görünüyor. Haydi hayırlısı olsun. Önümüzdeki 45 gün yöneticilerinizle alakalı da bazı destekler var ama araya giren insanlar var. Araya giren insanlarla alakalı gerilmemeye dikkat edin. Olası çıkmazlıkları lütfen büyütmeyin. Bunlara biraz özen gösterin. Çünkü ilerleme, para var. O yüzden de yöneticilerle de iyi anlaşmak gerekiyor diyorum. Belki de birinin yerine yönetici olarak siz de geçiyor olabilirsiniz önümüzdeki 45 günlük süreçte. Şimdi bir diğer konuya geleceğim. İş dedik, kariyer, para dedik. Aile içinde özellikle size zarar vermek isteyenlere karşı da biraz daha temkinli olmanız gereken özel bir süreçten geçeceksiniz. Arka planda hakkınızda konuşulanlar belki de içinize doğuyor olabilir ya da hissediyor olabilirsiniz. Bu hafta sonuna doğru olan süreçte biraz daha kendi kabuğunuzda olmak isteyebilirsiniz gibi görünüyor. Sizi yoran, üzen, özel konular varsa eğer ki kimseye anlatmamanızı önerebilirim. Yoluna koyamadığınız enerjileri bu kadar da büyütmeyin ve kimseyle paylaşmayın. Sırlarınız daha sonra yayılmasın. Özellikle pazar günü öğleden sonra ve önümüzdeki haftaya şansın, fırsatın, kısmetin ve aşk kapılarının size açılacağını bildirmek istiyorum. Belki bu hafta ortasındaki bu enerjinizi dengelemek için iyi gelebilir. Sıkıntı yaşadığınız konularla alakalı önümüzdeki hafta itibariyle açılacak. Her şey rahatlayacak. Siz bu hafta kariyerinizle ve yöneticilerinizle alakalı olan konularda uzlaşmaya gidin derim. Ve Başak Burçları'yla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili Başak Burçları, sizleri neler bekliyor acaba? Evet, bu hafta kendinizi göstermek isteyeceğiniz her türlü konuda destekler arka planda sizinle birlikte, gökyüzü size destek veriyor. Özel bir enerji parlıyor, yıldızlar sizin için parlıyor. Hafta başında biraz daha kendinizi yorgun hissetseniz de haftanın ortasına doğru olan enerjiler sizi oldukça mutlu edecek bir kere. Bu hafta önümüzdeki 45 günlük süreçte Mars'ın Boğa burcuyla geçişiyle birlikte taşınma, yurt dışı, seyahat organizasyonları, mahkemeler, devleti ilgilendiren konular ve bunlarla alakalı pek çok yarım kalmış olan projeler ve yarım kalmış olan, sizi içsel anlamda sıkıntıya sokmuş olan enerjileri tamamlamak için destek alacaksınız. O yüzden iyi değerlendirin, çünkü eğer ki haklarınızı alamadıysanız, evet belki hukuksal anlamda şu an prosedürlerde ilerleyemeyebilirsiniz ama Eylül ayına kadarki olan süreçte
delil toparlama, efendime söyleyeyim hızlı ilerleyebilmek için iyi bir avukatla çalışmak, belki şu 45 gün içerisinde Eylül ayı ile birlikte alacağınız haklarınızı temin edebilmeniz için destek gelebilir. Bu haftaya dönecek olursak, haftanın ortasıyla birlikte parasal konular yüzünüzü güldürecek bir kere. Yöneticilerinizden destek alacaksınız ve haftanın sonuna doğruysa kardeşler, kuzenler, akrabalar ve seyahatler gündeminizde olacakmış gibi görünüyor. Birlikte çok fazlasıyla bir aktivite gökyüzü veriyor ve belki de arada küslükler, çekişmeler varsa bu hafta itibariyle onları da çözeceksiniz. Başak burçları diyelim. Ve terazilerle birlikte devam etmek istiyorum ama akrepler, sizin evlilik evinizde ve açık düşmanlarınızla alakalı bir Mars geçişi var. Sakın bir yere ayrılmayın. Terazilerden sonra sizi anlatıyor olacağım akrep burçları. Ve terazi burçlarıyla birlikte devam edecek olursak sizi neler bekliyor? Zerafetin burcu, teraziler, sevgili teraziler, bu hafta hastaneler, yarım kalan tedavilerinizle alakalı bir tedavi için başlangıç süreci içerisine girmiş olabilirsiniz. Ameliyatlar, operasyonlar, olası kronik rahatsızlıklarınızla ilgili de önemli bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. 45 gün kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Haftanın sonuna doğru olan enerjilerle birlikte de parasal konularda gelen enerjilere çok güvenmeden hareket etmek çok önemli. Çünkü bir anda şu 45 gün içerisinde borçlar çıkabilir, ödemediğiniz faturalar çıkabilir ya da bir vergi borcu çıkabilir. Dikkat etmek önemli. Geçen Mars transiti ile birlikte gelen parayı da tutmak çok önemli. Hemen böyle bir yatırım yapın. Hemen böyle siz tutamıyorsanız en güvendiğiniz birine kazandığınız paraları vermenizi önerebilirim. Ama bu böyle gerçekten güvendiğiniz biri olsun. Sonradan da sıkıntı yaşamayın. Temkinli olun diyorum. Hafta sonuna doğru özellikle pazar günü seyahatler ve en yakın arkadaşlarınızla görüşmeler, olası küslükler varsa barışmalar söz konusu olacak. Ve bu süreç size iyi gelecek. Ve bu döngünün içerisinde de belki küçük tatil fırsatları yaratabilirsiniz kendinize. Haydi bakalım hayırlısı diyelim. Ve akrep burçlarıyla terazileri de bitirdiğimize göre devam edelim. Akrepler, çok yoruldunuz değil mi? Tutulmalar hep sizi vuruyor zaten. Ama sevgili akrep burçları, bu hafta kalabalık olan organizasyonlar, neler neler var. Arkadaş gruplarınız arasında olası eleştiriler gündeminizde. Vallahi akrep burcu çok iyidir aslında. Akrep burcunun dostluğu gibi hiç kimsenin dostluğu yoktur ama o kalabalık ortamdaki kişiler sizi huzursuz ederse vallahi korksunlar sizden diyelim. Bu durumlar ruhunuzu sıkabilir. Dostunuzun kim olduğunu, düşmanınızın kim olduğunu ayırt etmek için de şahane bir döngü. Ama intikam konularını biraz şey yapmayın. Yani kendinizi öncelikle koruyun. Çünkü tutulmalar sizi biraz zorluyor. Kendinize odaklanın diyelim. Bu hafta Mars'ın Boğa burcu transitiyle birlikte akrep burçları önümüzdeki 45 günlük süreçte açık düşmanlıklara, eşinizle aranızdaki diyaloglarda gerginliklere çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bir anda tencereler, tavalar bir anda havalara uçuşurken görebilirsiniz. Birbirinizin sıkıntı hissettiğiniz, özellikle geçtiğimiz böyle 8 aydır yaşadığınız sıkıntıların birden patlayacağı bir döngü sizi bekliyor. Ve sıkıntılar büyütürseniz eğer ki bir anda istemediğiniz konular ve koşullar ortaya çıkabilir. Haftanın genelinde arkanızdan dönen gizli düşmanlıklara da oldukça dikkat etmelisiniz. Hastaneler, olası sağlık problemleriniz tetiklenebilir. Aman ha diyorum, dikkat diyorum. Dikkat akrep burçları. Evet, eşlerini söyledik, açık düşmanlıklarını söyledik. Şimdi yay burçlarıyla birlikte devam edeceğim ama oğlak burçları, aşk hayatınızda bir şeyler gerçekleşecek. Önümüzdeki 45 günlük süreç içerisinde sakın bir yere ayrılmayın diyorum. Ve yay burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili yay burçları, bu hafta kariyer. Kariyerde bazı noktalarda tıkanık olan enerjiler güzel bir döngüyle birlikte kırılıyor ve başarılı sizinle birlikte oluyor. Bu sürecin içerisinde Mars'ın Boğa burcu geçişiyle birlikte bu hafta ve önümüzdeki 45 gün çalışma arkadaşlarınız ve biraz daha böyle temkinli olmanız gerekiyor. Kariyerinizde madem yukarılara çıkacaksınız ama iş hayatınızda sizi kıskananlar olabilir. Biraz dikkat etmenizi öneririm yaylar. İş yerinizdeki dostluk kurduğunuz kişilere karşı temkin. Dikkat diyorum. Çünkü yanınızda çalışan yardımcılar da olabilir bunlar. Bilemiyorum. Evde belki bebek bakıcınız var veya işte günlük hayatınızdaki bazı problemlerle uğraştığınız belki
yardım aldığınız kişiler olabilir. Bunlara karşı da birazcık temkinli olmanız, gözünüzü dört açmanız gereken özel bir süreç. Uzunca süredir gündemde olmayan bazı rahatsızlıklar da var. Şimdi dikkat edin de dikkat edin dedik ama bir de hastalıklar var. Bu rahatsızlıklarla alakalı tetiklenmeler, özellikle evcil hayvanlarınızla alakalı olan sıkıntılar içinde koşturuyorken kendinizi bulabilirsiniz. Lütfen kendinize özen gösterin. Çünkü kariyer konularıyla alakalı bir kere pek çok şeyi halledeceksiniz. Gerisi de her türlü konuda hallolur diyorum ve Oğlak burçlarına geçiyorum. Oğlaklar, sizi neler bekliyor? Bu hafta neler neler var Oğlak burçlarında? Bu hafta seyahatler, organizasyonlar, yurt dışı planları, yeni eğitim döngüleri sizi bekliyor. Bu hafta Mars'ın Boğa burcu geçişiyle birlikte önümüzdeki 45 gün aşk, beraberlik, yuva kurma, seyahat, şans yolları sizin için açılacak ve elinize geçecek olan paralar gündemde olabilir. Geçtiğimiz aylarda biten bir beraberlik bulunuyorsa bu döngüde karşılaşmalar ya da bazı kavgaların, münakaşaların sonunda barışmalar söz konusu olabilir Oğlak burçları. Ayrıca bu hafta ortasında da kariyerinizle alakalı konularda yöneticilerinizden destek alırken alternatif iş ve planlar gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor. Haberiniz olsun. Ve bu döngünün içerisinde aşk konularıyla alakalı şöyle bir altını çizelim Oğlak burçları. Şimdi sizler geçtiğimiz kış aylarından bu yana, hele 2021 Ekim-Kasım aylarından bu yana ilişkilerinizle alakalı bir kere çok sınanıyorsunuz. Ve belki de bu döngü 2020'nin ortalarıyla birlikte başlamış da olabilir sizin özel haritanıza göre. Özel doğum saatinizle birlikte çıkarttığımız haritaya göre. Şimdi Oğlak burçları bu döngü içerisinde hayatınızın merkezine koyacağınız insanlar karşınıza çıkabilir. Ve 45 gün içerisinde karşılaşmalar, tanışmalar ve arka planda acaba mutlu olacak mıyım gibi soru işaretleriyle birlikte kendinizi kaptırıyorken bulabilirsiniz bir sevginin içerisinde. Bu bir yeni beraberlikse. Şimdi şöyle söylemem gerekiyor Oğlak burçları. Çünkü burçlardan yengeçler ve oğlaklar, aslında yengeçler de bizi yine dinlesinler bu kısımla alakalı. Yengeçler ve oğlaklar, şunu altın çizelim. Önünüzde öyle bir dönem var ki sizin hayatınızı adeta bir 8 aylık daha bir süreç var. 8-9 aylık daha bir süreç var. 8-9 ay içerisinde şu dönem hayatınıza giren biri olsa dahi bir anda bitişlerle alakalı karşılaşma ya da daha sonra bu kişinin hoşunuza gitmeyen bir yanıyla alakalı yüzleşmeler karşınıza çıkabilir. O yüzden çok daha dikkatli, temkinli, kendinizi her türlü olacak olan konuya hazırlayarak ilerlemek oldukça önemliymiş gibi görünüyor. Ve evliliğinizle alakalı da eğer ki evliliğiniz var ve eğer ki bir sürecin içerisine girdiniz ama ne yapacağınızı bilemiyorsanız, sıkıntılı bir süreçteyseniz eğer ki, şu 45 günlük Mars'ın Boğa transiti ile birlikte çocuklarınızı pedagoglardan yardım alarak bu süreçlere alıştırma, boşanma süreci geçiriyorsanız eğer ki, alıştırmak için önemli bir süreç. Çünkü çocuklarınızın da arka planda psikolojileriyle alakalı bir döngü sizi bekliyor olabilir. Kendinize, ruhunuza ve hayatınızda olacak olan yeni enerjilere odaklanmak evet güzel ama temkinli ve her şeyi kabule geçerek ilerlemek oğlaklar için önemli. 9 ay daha var önümüzde sizler için ama 9 aydan sonra her şey şu ankinden çok daha farklı olacak. Zaten siz 2019'dan beri neler neler yaşadınız değil mi? Evet, devam edelim Kova burçları ile birlikte. Sevgili Kova burçları, bu hafta neler neler var sizin haritanızda? Gökyüzü neler söylüyor? Genel manasıyla birlikte bir kere artış yaşayacağınız, parasal konularla alakalı artışları yaşayacağınız önemli bir döngü. Borçlar, alacaklar, eşinizin maddi durumuyla alakalı konular, iş yerinizde bir terfi ile birlikte alacağınız bir maaş skalası belki düzene girecekmiş gibi görünüyor. Ve bu süreç sizi çok ama çok mutlu edecekmiş gibi görünüyor. Çocuklarınızla birlikte seyahatler, organizasyonlar da planlanabilir. Sevdiğiniz kişiyle hız kazanacağınız önemli bir döngüye giriş yapabilirsiniz. Ve hafta genelinde birbirinize çok ama çok özel vakitler geçirebilirsiniz. Yok benim kalbim dolu, boş, kimse hayatımda yok diyorsanız kalabalıkların arasında tanışmalar ve karşılaşmalar, haberleşmeler var. Bu hafta
ufak ufak flörtler varmış gibi görünüyor. Mars'ın Boğa burcu seyriyle birlikte çekirdek ailenizle aranızda gerçekleşecek olan sıkıntılara karşı biraz temkinli olmanız önemli ve burayı birazcık temkinli yaşamanız önemli. Olaylar böyle sanki sağlık problemleriyle alakalı da bir şeylere gebe olabilir. Önümüzdeki 45 gün içerisinde özellikle çekirdek ailenizle alakalı olan sağlık problemleriyle de birazcık daha uğraşırken kendinizi bulabilirsiniz. İçsel anlamda bu sizi biraz rahatsız edebilir, sıkıntıya düşürebilir. Lütfen önce kendinize odaklanın. Daha sonra aile bireylerinize odaklanmak çok daha önemli. Onlara çünkü çok koşturacağınız önümüzde bir 45 günlük süreç var. Aynı zamanda kendi özelinizde de evinizin içerisinde olası böyle tamiratlar, evinizin içerisinde olası arızalar, evinizin içerisinde olabilecek olan komşularınızla belki gerginlikler olabilir. Bunlara karşı da birazcık daha temkinli ve dikkatli olmak önemliyken şu 45 gün içerisinde sağlığınıza ve bireysel anlamda bağışıklık sisteminize, üreme organlarınıza çok dikkat etmeniz gereken özel bir döngüden geçiyorsunuz Kova burçları. Evet, kariyer güzel, para konuları güzel, ilerleme güzel ama kendi özelinizde kendinize dikkat etmelisiniz. Çünkü zorlu bir dönemden de geçiyorsunuz. Satürn sizin burcunuzda adeta sizi ıssızlaştırıyor ve bazen korkularınızı da yüzleştiriyor. Ama hiç korkmayın, bu döngülerin hepsi 30 Ağustos süreciyle birlikte bitecek, haberiniz olsun diyorum ve balık burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Tatlı balıklar, sizleri neler bekliyor sevgili balık burçları? Bu hafta eşinizden, dostunuzdan alacağınız destekler yüzünüzü güldürecek nitelikte. Haftanın ortasına doğru olacak olan parasal konularla alakalı da artışlar var, güzel konular var, güzel gelişmeler var. Ve bu gelişmeler sizin belki de önümüzdeki dönemde yatırım yapmanızla alakalı bir tohum, bir maya olabilir. Çekirdek ailenizin size sunacağı da bazı imkanlar gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor. Mars'ın Boğa burcuyla geçişiyle birlikte bu hafta ve önümüzdeki 45 gün seyahatler, organizasyonlar, yakın arkadaşlarınızla ilgili bazı tartışmalar, evinizden taşınmak istiyorsanız taşınma hazırlıkları gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor. Şimdi yakın arkadaşlar konusuna biraz daha değinmek istiyorum. Çünkü şu 45 gün özellikle geçtiğimiz Mayıs ayında yanlış anladığınız konular tekrardan gün yüzüne gelebilir ve tekrardan resleşmeler, konuşmalar, görüşmeler gökyüzü size verebilir. Küstüyseniz barışmak için bir fırsat ama eğer ki küslük yaşamadıysanız dikkat, 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 temkin, temkin, temkin diyorum. Ve gökyüzü geneliyle birlikte baktığımızda seyahat 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 konuları gündemde olmakla birlikte sanki bir tatile mi çıkacaksınız, kısa yolculuklar mı yapacaksınız ya da bir yerde yaşıyorsunuz belki çevredeki güzel yerleri mi keşfedeceksiniz bilmiyorum ama mutlu olacağınız da bir süreç sizinle birlikte olacak. Ailenizle alakalı ve özellikle eşinizin ailesiyle alakalı aranızda oluşacak olan gerginliklere birazcık dikkat etmek önemli. Sessizliğinizi bozmamaya özen göstermeli ve adeta o sizin yumuşak tavrınızla birlikte gönülleri tekrardan fethedebilir misiniz gibi görüyorum ama biraz üçüncü evinizde gerçekleşen, yani konuşma ve iletişim evinizde gerçekleşen o Mars'ın transiti ile birlikte çok da içinizde tutamayabilirsiniz gibi geliyor. Haydi bakalım hayırlısı. Trafikte de dikkatli olun ve kendinizi koruyun, kollayın, dikkati amana ihmal etmeyin diyorum. Evet, 12 burcu ve haftanın genelinde tüm enerjileri sizinle paylaştım. Haftaya tekrar TV4 ekranlarında buluşmak dileğiyle sevgili dostlarım. Yıldızlar sizinle olsun. Gökyüzü ışık tutsun. Sevgiler, hoşçakalın.